Evet arkadaşlar, şimdi bıçağımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ısıt işlemini yaptık. Menev işlemisini yaptık. 200 derece fırında yarım saat menev işledim. Şimdi bıçağın ikinci bölümü, ısıt işlemden sonra perdahlamayı yapacağız. 400 kuma kadar perdahlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir 400 kum yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Yine artık sulu yapacağız. Şöyle biraz su. Kum. Bıçağınızın perdahına ne kadar özenirseniz bıçağınız o kadar güzel olur. Ve iki eliniz birden aynı anda hareket etmeli ve açıyı bozmamalısınız. Sağ, sol şeklinde. Düz bir şekilde şu şekilde perdahlarsanız sonuç mükemmel olacaktır. Sekiz yüz kum. Bin kum. Bin iki yüz kum. Bin beş yüz. İki bin beş yüz.
3000 kum. Ve son olarak 5000 kum. Evet, perdahlama işlemi tamamdır arkadaşlar. 5000 kum en son. Bir deri parçasını polisaj macunu sürüyorum. Bıçağımızı bu şekilde en son 5000 kum perdah yaptıktan sonra
Şimdi şöyle temiz deriye sürteyim. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Ayna parlaklığına ulaştı. Isıl işlem sonrası perdahlama işi bu kadar arkadaşlar. Ben bıçaklarımı bu şekilde perdahlıyorum. 5000 kum. 5000 kum. En son 5000 kum perdahlıyorum. En sonunda da deriye sürdüğüm polisaj macununa bıçağımı sürterek bu şekilde parlatıyorum. Sizler de isterseniz bu şekilde uygulayabilirsiniz. Gayet de güzel oldu. Evet arkadaşlar. Isıl işlem sonrası perdahlama bu kadar.